Günaydın. Bilin bakalım bugün kimin doğum günü ve kim doğum gününde bir sürü plan yaptı ve hava bütün gün %100 fırtınalı ve yağışlı olacakmış. Evet, yanlış tahmin etmediniz. Tabii ki de dünyanın en şanslı insanı olarak tabii ki de o doğum günü benim doğum günüm. Evet, şimdi gece saçımı örmüştüm. Aslında bugün kuaföre gideceğim. Çünkü saçlarımı kestireceğim. Bugün bir sürü planım var gerçekten. Bugün kuaföre gideceğim. Tırnaklarımı yaptıracağım. Poyraz'a basketbola götüreceğim. O arada yemek yapacağım. Şimdi de yapabilirim. Bilmiyorum. Çünkü şu an bir de pasta yapacağım aşağıya ve kahvaltı hazırlayacağım. Yani bayağı böyle işlerle güçlerle dolu 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 bir gün olacak. Of, saçım da bu halime yani kestirmek de bir yer gelmedi içimden kestirmek. Kestirmesem mi? Ama kestireceğim ya şöyle. Ortadan ayırdığım zaman şöyle şuraların böyle uzun kalsın istemiyorum ama şuralardan böyle böyle değil de hani şöyle perşembe perşembe aşağı insin istiyorum işte. Ama bu halde ölünce de güzel oldu yani. Öncelikle tabii ki kilo vermemiz lazım arkadaşlar, bakarsanız. 22 yaşına giriyorum. Böyle bu 22. yaşımda yani 22 yaşım içinde istediğim tek şey kilo vereyim. Kilo vereyim yeter. Ay bu arada bir daha video vermek için de camın önüne çekeceğim ya. Ne kadar bir sürü ışıl ışıl çıkıyorum. Ve bu yağmurda elbise falan giyecektim ya. Ve böyle bir yağmur çıktı yani ortaya. Yani deli gibi bir yağmur yağarken şaka yapmıyordum bakın. Şuradan anlayabilirsiniz. Bakın suyun iniş hızından anlayın. Böyle bir şey olamaz. Şaka gibi bir gün. Evet, şaka gibi bir gün. Zaten başıma ne zaman iyi bir şey gelse, ne zaman böyle kendimi iyi hissetsem, benimle ilgili bir gün olsa yağmur yağar. Ve ağlar. Yani dünya ağlar. Bulunduğum şehir ağlar. Bakar mısınız? Gittikçe şiddetini artırıyor. Baktım dedim ki acaba 12.000 gibi falan bitecek mi falan diye baktım. Hayır. Yarın sabah bu saatlere kadar aynen bu hızla devam edecekmiş. İşte bu da böyle bir hayat. Ceylin gün ablasına sürpriz yapmış. Kahvaltı hazırlıyor. Yoğurtlu salatalık, tost, çay. Olsun. Bu benim için bir mükemmel bir kahvaltıdır. Tabii ki benim hazırladığım böyle mükellef kahvaltılara benzemese de yine de teşekkür ediyorum Ceylin'cim. Hey gastro arkadaşlar. Kulağım patladı ya. Şu şekilde dinleyelim. Şimdi bir izleyelim. Nerede bitiriyorsunuz bu şarkıyı? İşte buradan hatırlıyorsunuz. Evet, La La Land'deki o hüzünlü, herkesin kahrolduğu, herkesin ağladığı, benim de dahil o son sahne. O son sahnede çalıyor. Bu şarkının yani bu parçanın şimdi devamını demek her şeyin sonunda yavaş. İnşallah bir ara. Ama buraya kadar gelebildim. Neyse şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıyı yapıp bunları hemen odalarına gönderip sonra ben yemek ve pastamı yapacağım. Pasta yapacağım. Kendime küçük pasta olacak. Çünkü çok az kişiyiz. Ceylin, Poyraz, ben, teyzem ve büyük babam var. Teyzem çok fazla yemiyor. Büyük babam yer. Biz de az yiyelim zaten. O yüzden baton kek kalıbı aldım kendime böyle küçük. Onun içine yapacağım. Birkaç tane de katısı yapacağım üzerine. Üzerine de krem şanti kaplayıp üzerine Happy Birthday to Me yazacağım. Çünkü kendi baton kekimi yapıyorum. O zaman bugün pasta da yapacağız. Hadi bakalım. Kahvaltı edelim. Çocuklar afiyet olsun. Ne kadar da güzel bir dakika. Ne kadar da güzel ne bir masa, sosyal bir masa. Herkes biri tabletini yanına almış. Biri telefonunu ve şunu almış. Bir şey izleyecekmiş çünkü. Kahvaltımız, çayımız. Hiçbir işe yaramadığını bildiğimiz halde gerçekten kilo verdirdiğine inandığımız için içtiğimiz limonlu suyumuz. Ilık bir. Evet, o zaman birileri şarjımı 7'ye indirmiş. Kim acaba? O zaman ne yapalım? Brooklyn Evel içinde kahvaltımızı yapalım ve daha sonra pastaya geçelim ve yemeğe geçelim ve gün başlasın. Evet. 3 tane yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Sarıların içine göz kararı 2, şöyle 3 dolu dolu, hatta 3,5 dolu dolu yemek kaşığı. Şu şekerler eriyene kadar yumurtada sarısıyla iyice şöyle krema gibi olana kadar. Bakın bu yumurta sarısı aslında. Yumurta sarısıyla şöyle şekeri karıştırdık. Burada beyazlar var. Beyazları şöyle atıyorum. Çok çok az parmağımın ucuyla tuz katacağım. Az önce çırptığım sarı ve şeker karışımını döküyorum. Karıştırıyorum. Değişik bir tarif deniyorum. Hadi bakalım. Hala daha neden Dr. Rutger'in şu ikisinin tipini değiştirmediğine inanmıyorum yani bilmiyorum. İkisi de o kadar birbirine kolay karıştırılabilecek şeyler ki.
Hadi bakalım. Go. Tam cuk bir tarif olmuş biliyor musunuz? Yani kavurum için. İnşallah güzelce kabarsın diyor ve atıyorum. Şimdi giymeye çıkabilirim. Aa hayır, daha pasta kremam ve krem şerbetim var. Aa shit. Pasta kreması nasıl yapıyormuşuz? Soğumasın mı yani? Gelince mi yapayım? Krem şantiye ne diyor? İkisini de gelince yapabilirmişim. Ben bence Ayhan'ın eve gelmeye bakayım. Ve şunu hazırlamaya gideyim. Nasıl? Bence bayağı iyi oldu. Çoraplarımı değiştirip çıkıyorum. Ne dersiniz bu tüpelere? Hem kolye hem küre çok fazla oldu. Kuaförüm için tam bir saatim var. Geldi. Bakın burası böyle bir yer. Oho çok güzel değil mi arkadaşlar? Önce tırnağım yapılıyor. Ondan sonra saç kesimine geçeceğim. 3 hours later. Logo'da çekmek istemezdim ama maskemi bir tek burada çıkartabiliyorum. Ne oldu bana böyle? Evet arkadaşlar, şimdi pasta yemeye geldim. Kek yemeye geldim. Çünkü moralim bozuk zaten. O yüzden. Bakın böyle bir şey yaptırdım. Böyle şu tarafa atayım şimdilik. Ay bozdum resmen ya. Böyle kafamın içinde hiçbir şey hissediyorum. Neyse. Böyle bakın. Ay bu arka fon çok güzelmiş. Şöyle bir şey yaptık işte. Bakın. Şöyle topladığım zaman falan da gayet güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi tatlı yemeğe geldim. Buradan sonra daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir yerlere gidesim vardı. Böyle gitmeyeceğim yani. Bıraktım. Bakın şöyle yapınca da güzel oluyor. Her türlü güzel olan bir seç oldu bence. Her türlü gideri var. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Tek başıma doğumlu mutlamaya devam ediyorum. Maskeyi çıkartabiliriz çünkü artık mama zamanı. Bir de böyle bakın nasıl? Bayağı bir şey yaptım. Tuvaleti bayağı bir oynadım. Ve ortadan ayırınca falan da gayet güzel oluyor. Şöyle birazcık kaşları kaldıralım yukarı yukarı. Şöyle ileri kıvıralım tekrar. Nasıl sizce? Bence oldu ya. Geçen gün biz buraya annem, Ceylin, Poyraz'la birlikte gelmiş. Hatta Harmony'le birlikte gelmiştik. Ve şuna bayılmıştık. Yanına bir de ekler koydum. Bir tane böyle tuzlu bir şey aldım. Şeyim de var. Yağmura karşı manzarada oturuyorum. Poyraz'ın basketboluna az kaldı ama yetişeceğim. Tırnaklarım çok güzel. Tırnaklarıma bakın. Bakın şunu şöyle koyayım. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Biraz da mat yaptık böyle. 1 hour later. Basketbola gidiyoruz. Beyzbol değil çocuğum. Basketbola gidiyorsun. Aynı şey gibi. Basketbol ama aynı şey. Bazbol. Yiyecek bir şey yok mu? Yemedin mi hiçbir şey evde? Yedim. Ne yok? Kendim yedim. Kiraz yedim. Çikolata yedim. Dünyaları yemişsin zaten. Many months later. Ve bir video daha kasadan çıkarılıp bulunur. biliyorsunuz ki benim doğum günüm 6 Temmuz. Ve bugün takvimler 16 Mart'ı gösteriyordu. Ama ne yapıyorsun? Yani az önce dediğiniz görüntüler üzerinden 9 ay geçmiş ve benim 9 ay saçımın uzamasına bakar mısınız? 9 ayda bu kadar saçım uzamış. Ve Mart'tayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 4 ay sonra doğum günüm. ve ben daha yeni paylaşıyorum bu videoyu. O aralar YouTube bırakmaya karar verdiğim için bu videoyu sizlerle hiç paylaşmamışım. Ama güzel bir videoymuş yani. Neler neler yapmışım. Zayıfmışım. Poyraz daha okula başlamamış karantinadan sonra ve ilk şu an okulda, bayağı okulda yani. Nasıl? İyi. Günün nasıl geçti? İyi. Cumartesi günü sınav varmış kanalarsana. Okula gideceğim cumartesi günü. Cumartesi günü okula gideceğiz. Sabah 9'da sınav var. 22. yaşımda tek dileğim kilo vermekmiş. 4 ay sonra 23. yaşıma gireceğim ve daha fazla kiloluyum. Fark etmişsinizdir bakın videodan. Ooo. Bakın daha da kilo alıyorum. Daha da kilo aldım. Bu 9 aylık süreçte hiç yemeği durdurmadım. Daha fazla yedim. Daha fazla oturdum. Bu yüzden daha çok kilo aldım. 23. yaşımda tek dileğim daha çok kilo vermek. Hayır, şöyle ters yapalım. 23. yaşımda tek dileğim daha fazla kilo almak diyelim. Belki o zaman veririm. Bu arada 2 haftadır falan spor yapıyorum yani. Mükemmel istikrarlı bir insan olduğum için neden olmasın yani, verebilirim kilo. Asla istikrarlı değilim.
Öyle işte arkadaşlar. Neyse, siz doğum günü kutlamayın. 4 ay sonra kutlarsınız. Daha az kaldı yani. Hoşçakalın dememişim de bir de onu bile yapmamışım. O akşamki pastam berbat olmuştu ve o akşam pasta olmamıştı. Büyük babama teyzem de gelmemişti. Üçümüz kutlayacaktık ama pasta berbat olduğu için neyse ki ben tatlı yemeye gittiğimde tatlı almıştım. Tatlı yemiştik. Öyle 9 ay önceki bir anımız da bu da böyle. Doğum günümü kutlamamıştık yani. Bakalım 4 ay sonra neler olacak? Hayat bize neler getirecek? Veya sen nereye olacak? Veya 9 ay sonra neler olacak? Baksanıza 9 ayda hayatımda neler değişmiş? Neyse, bunları bir sonraki videoda konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.